Yemen cihetinde olana Rükni Yemani, dördüncü köşeye de Rükni Haceril Esvet denir. Her tavaftan sonra zemzem içmek müstehaptır. Yüz binlerce hacı içtiği ve yıkandığı ve memleketlerine götürdüğü halde kuyudaki zemzem tükenmiyor. Şimdi her gün motorla ve bir geniş hortum ile gece gündüz çekildiği halde bitmek bilmiyor. Kâbe'nin şimal duvarı üzerinde altın oluk vardır. Yerde bu oluk hizasında kaos şeklindeki duvarcık ile Kâbe-i Muazzama arasında kalan yere hatim denir. Tavaf ederken bu hatim duvarının dışından dolaşmak lazımdır. Yeryüzünde bir tane Kâbe vardır. O da Mekke-i Mükerreme şehrindedir. Mü'minler hac etmek için Mekke-i Mükerreme şehrine gider ve orada Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yaparak hacı olurlar. Kafirler başka memleketlere giderek başka yerleri dolaşır. Bunlara hacı denmez. Müslümanların ibadetleri başkadır, kafirlerin gavurlukları başkadır. Hilde oturup da Mekke'ye ihramsız girenlerin hac veya ömre yapması vacip olur. Hac yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazım olduğu Eshab-ı Kiram kitabının Müslümanların iki göz bebeği kısmının son sayfasında uzun yazılıdır. Hücre-i Saadet Mescid-i Şerif'in kıble duvarının şark köşesine yakın olup mihrapta kıbleye dönen kimsenin sol tarafında kalır. Minber ise bu kimsenin sağ tarafındadır hücre-i saadet ile minber arasına ravda-i mutahhara denir. Hücre-i saadet iç içe iki duvarla çevrilmiştir. İç duvarın tavanının ortasında bir delik vardır. Dış duvar mescidin tavanına kadar yüksek olup üzerindeki yeşil kubbe uzaklardan görünür. Dış duvarların ve dışarıdaki yüksek parmaklığın etrafı sitare denilen birer perde ile örtülüdür duvarların içine kimse giremez. Çünkü kapıları yoktur. Mir'at-ı Medine'nin 384. sayfasında diyor ki, Mescid-i Saadet yapılırken, eni 60 sıra, 25 metre, boyu 70 sıra, 29 metreydi. Bedr gazasından iki ay evvel, yani ikinci senenin Recep ayında, kıblenin Kabe cihetine tahvili emrolununca, kapısı cenub duvarından şimal duvarına alınırken mescidin tuğlu ve arzı yüzer zira 42 metre yapıldı. Bu kapıya Babüt Tevessül denir. Velid bin Abdülmelik'in ve üçüncü Abbasi halifesi Mehdi'nin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn 165 miladi 781'de yaptırdıkları tamirde mescidin tuğlu 126 arzı da 76 metre oldu. Vehhabiler 1375 miladi 1955 senesinde genişletip tuğlu 128, arzı 91 metre oldu. Mescid-i Nebi'deki tarihi isimleri değiştirip Vehhabilerin isimlerini koydular. Mescid-i Nebi'nin 5 kapısı var idi. Bunlardan ikisi gard duvarında olup kıbleye yakın olana Babüsselam, şimal köşesine yakın olana Babür Rahme denir. Şark duvarının kıble tarafında kapı yok idi. Şark duvarında Babür Rahme karşısında Babül Cibril vardır. Faydeli bilgiler kitabının birinci kısmının sonundaki resme bakınız. Dürrül Muhtar da diyor ki, farz olan hac önce yapılmalı, sonra Medine ziyaret edilmelidir. Ziyareti önce yapmak da caizdir. Nafile hac yaparken önce yolun düştüğü şehre gidilir. Medine'ye girince yalnız kabri Nebi'yi Aleyhisselam ziyarete niyet etmelidir. Mescid-i bir namaz başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikr ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de ihramlıyken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. İbn -i Teymiye i Nebi'yi ziyaret için Medine'ye gidilmez dediyse de ehli sünnet alimleri buna cevap vermişlerdir. İmamı Ebu Hasan Ali Sübki rahmetullahi teala aleyh Er-Reddü'l-i İbn Teymiye ve şifa ü sikam fi ziyareti Seyyidil Enam kitaplarında İbni Teymiye'nin sapık sözlerini kuvvetli delillerle çürütmektedir. Kadınların da tenha zamanlarda örtülü olarak ziyaret etmeleri caizdir. İmamı Sübki'nin ve başka alimlerin İbni Teymiye'yi reddeden yazıları İslam alimleri kitabında Arabi olarak neşrolunmuştur. Olunmuştur. Merakül Ferahta ve Haşiyesinde diyor ki. Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyike ve mehbitu vahyike femnün aleyye bidduhul fihi ve cealhu vikayeten li minen nar ve emanen minel azab ve cealni minel faizine bi şefaatil Mustafa yevmel me'ab denir. Şehre veya mescide girmeden önce gusl abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz kokus sürünülür. Yeni temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti Rasulillah der ve hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifleri okuyarak ve vafirli zünubi veftahli evva rahmetike ve fadlike diyerek mescide gelir. Babu selamdan veya Babu Cibril'den mescide girip minber yanında İki rekat tehiyyetül mescid namazı kılar. Minberin direği sağ omuzu hizasına gelmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kılardı. İki rekatta şükür namazı kılar. Duadan sonra kalkıp edeple hücre-i saadete gelir. Muvacehi i saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Rasulullahın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durur. Resulullah'ın kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. Esselamu aleyke ya Seyyidi ya Resulallah diyerek kitaptaki uzun duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra salavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip, Esselamu aleyke ya halifete Rasûlillah diye başlayan, kitaptaki uzun duayı okuyarak, Hazreti Ebu Bekre selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip, Hazreti Ömer'e de, kitaptaki uzun duayı okuyarak selam verir. Sonra kendine ve ana babasına ve dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine, Resulullah'ın mübarek yüzü karşısına gelir. Kitaptaki duayı okur ve dilediği duaları da yapar. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tövbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i Mütahhara'da nafile kaza kılar, tövbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn, Uhud şehitleri ve Bakî'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. İbn Kayyım Resulullah'ın kabrine arka çevirerek dua edilir. Ebu Hanife de böyle söylüyor diyor. Alusi'nin de tefsirinde böyle dediği Dürerü's Seniyye'de yazılıdır. Halbuki bütün ehli sünnet alimleri kabri saadete dönmüş, kıble duvarı arkada kalmış olarak dua edileceğini yazmaktadırlar. Alusi'nin oğlu Numan bile İbn Teymiyye'nin ve İbn Kayyım'ın yolunda olduğu halde insaf ederek bu hakikati saklayamayıp galiyesinde mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra hücre-i saadet'e gelip mübarek yüzüne karşı döner. Diriyken olduğu gibi huzurunda edep ile durup salat ve selam verir ve İslamiyetin bildirdiği duaları okur. Çünkü Resulullah kabrinde de diridir. Alimlerin çoğu yalnız kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir dediler. Çünkü hadisi i şerifte beni ziyaret için gelip başka bir iş yapmayarak yalnız ziyaret edene kıyamette şefaat etmek bende hakkı olur ve bana selam verene ben de selam veririm buyuruldu demektedir. Abdülhak Dehlevi rahmetullahi teala aleyh Cezbül Kulub kitabında Farisi olarak diyor ki Mescid-i Şerif yapılırken Ayşe ve Sevde radıyallahu anhüma için birer oda yapıldı. Sonra her evlendikçe bir oda yapılarak adetleri dokuz oldu. Odalar Arap adeti üzere hurma dalından idi. Üstleri kıldan keçe ile örtülü idi kapılarında yalnız perde asılıydı. Odalar, mescidin cenub şark ve şimal taraflarındaydı. Kerpiçten yapılmış olanı da vardı. Çoğunun kapısı, mescide açılırdı. Tavanlarının yüksekliği, orta boylu insan boyundan bir karış fazlaydı. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ayşe'nin odaları arasında kapı vardı. Vefatından birkaç gün önce Ebu Bekir'den başka eshab odalarının mescide açılan kapılarını kapattırdı. Hazret Ömer radıyallahu an Hicret'in 17. senesinde Mescid-i Şerifi garp ve şimalden genişletti.